Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Küçücük, küçücük bir fıkrayla başlayacağım. Evin kapısı erken saatlerde çaldı, adam daha henüz işe bile gitmemişti. Kapıyı açtı, gelen postacıydı, bir mektup getirmişti. Kapıyı kapadı, karısı heyecanla yanına yaklaştı. Mektup kimden geliyor kocacığım diye sordu. Adam da kadına baktı. Niye bu kadar çok öğrenmek istiyorsun? Kadın sitem etti. Ay sen de ne meraklısın. Bu bir fıkra değil. Sadece bir fıkra değil. Bu aslında bir kıssa. Bu kıssaya biz aslında halk arasında atalarımızdan kalmış bir sözle cevap veririz. Ya da bir deyimdir tabii ki. Yavuz hırsız ev sahibini şaşırtır. Yani asıl suçlu kendini güçlü yerine koyar. Burada tabii ki hep beraber görüyoruz, merak eden kadın. Ama kocası kendisine bir soru sorduğunda kocasını meraklı yerine koyabilecek kadar da biraz edepsiz bence. Zeytinyağı gibi hemen üste çıkan cinsinden. Az gelişmiş ülkelerin siyasetçileri bu kıssadaki ya da fıkradaki kadın gibidirler. Ne kadar suçlu olurlarsa olsunlar, mutlaka onların suçlayacakları birileri vardır. Çünkü onlar kendilerini güçlü olarak hissederler. Ben madem güçlüyüm, o halde ben masumum. Kötü demokrasiler kötü siyasetçiler mi doğurur? Kötü siyasetçiler kötü demokrasiyi mi? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusu gibi tartışılması gereken bir sorudur. Aslında biliyorsunuz beni. Ben tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusuna tabii ki yumurta tavuktan çıkar derim. Neden yumurta tavuktan çıkar? Çünkü yumurtadan çıkan civcivdir. Tavuk değildir. Horoz da olabilir. Bize ne çıkacak olanın cinsiyetinden? Değil mi canlarım? Burada aslında ne yazık ki siyasetçi kötü demokrasiyi doğurmaz. Özünde kötü demokrasi kötü siyasetçiyi doğurur. Kötü siyasetçi de kötü demokrasiyi doğurarak devam eder. Ama ilk olarak kötü demokrasiler kötü siyasetçileri üretirler. Ne zaman kötü demokrasiler olur? İş insanları, devleti temsil eden üst düzey bürokratlar, bilhassa tabii ki özel banka patronları, aman lütfen buraya çok dikkat, özel banka patronları, yargı mensupları, ordu mensupları, emniyet mensupları, bütün bunlar yani devleti oluşturan kadrolar kötü ise demokrasi berbat olur ve o demokrasi giderek çok kötü siyasetçiler yetiştirmeye başlar. Sağlam demokrasilerde haliyle devlet de sağlam olur. Bürokrat sadece ve sadece kendi işine odaklanır. Siyasetçinin emrine girmez. Halkın hizmetindedir. Neden? Çünkü devlet isimli organizasyonu kuran halktır. Ama efendim devletleri işte falan kahramanlar falan kurmaz mı? Kahramanlar devletleri tabii ki kurar. Elbette kurar ama sadece öncülük ederler. Arkalarında halk olmadan hiçbir şey olmaz canlarım benim. Bunu da lütfen kabul edelim. Önemli olan kurulan devlette kurucular ile halk arasındaki uyumun bozulmamasıdır. Bu uyum nasıl bozulmaz? Halk devletine sahip çıkarsa bozulmaz. Halkın devletine sahip çıkması için ise halkının eğitimli olması elbette şarttır. Eğitimli bir halk artık bütün dünya görüyor, biliyor ki sağlam bir demokrasi sayesinde oluyor. Eğer demokrasiniz yoksa haliyle hukuk devletiniz de tam olmuyor. Hukuk devletiniz olmadığı zaman adaletiniz, yargınız adaletiniz olmuyor. Yani yargınız bağımsız olmuyor.
Güce tapıyor adalet. Affedersiniz, yargı güce tapıyor. Güce tapan yargı, yani yargıçlar ve savcılar haliyle güçlünün lehine karar veriyor. Bizim anlatmak istediğimiz öksük, eksik, özürlü demokrasilerde yargının halktan değil, haklıdan yana da değil, güçlüden yana karar alması. Yargıçların çok büyük bir bölümünün ya da az bölümü fark etmez ya da savcıların bir bölümünün devlete, adalete, hukuka bağlı kalmak yerine o siyaseti yönetenlere, yönlendirenlere, yani siyasi iktidarlara biat etmeleri, onların emirlerinde olmaları. Bütün bunların sorumluluğu aslında kötü demokrasilerde tabii. Diyeceksiniz ki efendim kötü demokrasileri siyasetçiler getirmez mi bir ülkeye? En başından söyledim. Kötü demokrasiler kötü siyasetçileri doğurur. Çünkü kötü bir devlet vardır. Kötü devlet, kötü bürokratlar, kötü askerler, kötü emniyet, kötü bankacılar, banka. Üstüne basa basa söylüyorum. Dünyada 100 devletten 99,5'u kapitalist sisteme, yani özel bankacılığın da hakim olduğu bir sistemde yönetiliyor. İşte böyle durumlarda, kötü demokrasilerde kötü siyasetçiler Yavuz Hırsız misalidirler. Kendileri hariç herkesi suçlarlar. Ve tabii ki haliyle kötü bir halk olur. Halk oluşur o demokrasilerde. Siyasetçiler de o halkın içinden çıkarlar. Bernard Shaw'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Bernard Shaw der ki, ahırda doğdun diye at olman gerekmez. Bizim insanlarımızın çoğu. Ben fakirim, ben eğitimsizim, benim kaderim bu. O halde ben fakir ve eğitimsiz olarak hayatımı sürdürmeliyim der. Buna rağmen o halkın içinden öyle çocuklar çıkar, öyle insanlar yetişir ki mükemmeldirler. Biz onlara merit insanlar deriz, merit. Yani kendi kendilerini yetiştirmiş, bir ülkeyi, devasa bir şirketi yönetebilecek kaliteye, bilgiye, beceriye, kariyere erişmiş insanlardır onlar. Ama bakınız, eğer demokrasiniz çok kötüyse, siyasetçiniz de çok kötü olacağı için o siyasetçiler o merit insanları da diğer elit insanlar gibi yok ederler. Çünkü o siyasetçinin kafasında bir tek şey vardır. Güç kimde? Para kimde? Kim eğitimli? Kim kaliteli? Kim merit? Kim elit? Kim iyi insan? Kim güzel insan? Kim bütün bir dünya ile uyum içinde yaşayabilecek kadar kendini eğitmiş? Bunlar kötü siyasetçinin umurunda bile olmaz. Kötü siyasetçi güce ve paraya ve iktidara tapar sadece. Bakın dünyaya, az gelişmiş ülkeler ya da gelişmiş ülkelerde bunu göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın en gelişmiş demokrasilerinden birinde, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kötü başkanı seçildi. En kötü başkanı. Hangi açıdan? Demokrasi ve hukuk açısından en kötü başkanı seçildi. Sadece halk mı kusurlu? Halk mı suçlu? Değil tabii ki. Değil. Trump'a destek veren çok sayıda küresel rekabetten korkan iş adamı ve bankacı ve üst düzey bürokrat da etkili oldu. Onlar da sorumlu. Hasılı, çok daha bu tartışmayı derinleştirmeden sözü Türkiye'ye tekrar getireceğim. Neden Türkiye'ye getireceğim? Ekonomiyle ilgili birkaç cümle söylemek istediğim için. Az önce söylediklerimi bir tarafa koyun lütfen. Ülkeyi yönetenler, ekonomiyi yönetenler ekonomiyi bilmiyorlar. Bu artık tamamen belli oldu. Bütün dünya bu konuda hemfikir. Değil mi canlarım? En önemlisi, ekonominin güven müessesesi olduğunun farkında değiller. Goethe'nin olağanüstü güzel bir lafı vardır. Bir sözü vardır, özlü bir sözü vardır. Öyle seni laf işte, ben Trakyalıyım ya.
Goethe'nin o güzel sözü, özlü sözü şöyle. Hiç kimseye güvenmemek, herkese güvenmek kadar tehlikelidir. Ülkeyi ve ekonomiyi yönetenler hiç kimseye güvenmiyorlar. Hiç kimseye. Sadece kendilerine güveniyorlar ve sadece bize güvendiğin diyorlar. Sonra da hep aldatılıyorlar. Neden, nereden biliyoruz? Güvendim diyorlar. Falancaya güvendim diyorlar, bir kazık yiyoruz. Filancaya güvendim diyorlar, bir kazık yiyoruz. Ne istediğim de vermediğim de sitem ediyorlar o güvendikleri kişilere. Ama olan bize oluyor. Hep biz kaybediyoruz. Siyasetçi kaybetmiyor. Hayır. Neden? Çünkü siyasetçiye inanmaya hazır kıta insanlar var. Kim o insanlar? Ahırda doğdukları için kendilerini at zannedenler. Kaderci olan insanlar. Canlarım, benim güzellerim, bakınız bir darbe lafı kimden çıktı? Muhalefetten CHP böyle bir laf etmedi. İyi Parti öyle bir şey söylemedi. HDP'liler asla. En büyük tehlike, darbe tehlikesi ilk başta AKP'den daha çok, MHP'den daha çok HDP'ye zarar verir. Nereden gelirse gelsin darbe, böyle değil mi? Böyle. Böyle, hep böyle olmuştur çünkü. Yeni kurulan Deva Partisi'nden gelmedi. Gelecek Partisi'nden gelmedi. Muhalefet partilerinin hiçbirisinden ya da muhalefet eden medyanın hiçbirisinden darbe gelecek diye bir laf işitmedik biz. Hayır. Yok böyle bir şey. Efendim Evrensel Gazetesi'nde Ragıp Zarakol dedi ki, Ragıp Zarakol'un yazısının içinin bir tek yerinde darbe lafı geçmez. Asla. Da denmez. Ama bir insana fıkra anlatmak, kıssa anlatmak, kötü kaderi olan birilerini örnek vermek, o insanı tehdit etmek değil, uyarmaktır. Akıllı ol demektir. Akıllı ol derken seni mermi manyağı yapacağım derseniz, tabii ki o zaman yanlış yapmış olursunuz. Ama hiç kimseye sizi mermi manyağı yaparlar da, size darbe yaparlar da demedi. Kim çıkardı darbe dedikodularını? Bizzat iktidar çıkardı. Neden çıkardı? Kendi seçmenini, kaçan seçmenini kendi etrafına tekrar toparlayabilmek için çıkardı. Yani darbeyi yine geçmişten bu tarafa gelirken olduğu gibi öcü olarak kullanmak istedi. Darbe öcüsü. Yani biz kimseye güvenmiyoruz öcüsü. Siz kimseye güvenmediğiniz zaman size de kimse güvenmiyor. Bakınız ekonomimizin içinde bulunduğu durumun bir numaralı müsebbibi ülkeyi yöneten ekonomi kadrolarına güvensizlik, güvenmiyorlar. Sevgili Maliye Bakanı geçen gün toplantı yaptı. Kendi de açıkladı, biliyorsunuz değil mi? Kendisi bizzat açıkladı. İki, ülkenin özel bankalarıyla. Özel bankalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bankalarından, kamu bankalarından, özel bankalarından alacaklı olan bankalardı. Biz onlardan para istemedik. Biz onlardan ne istedik? Bizim borçlarımızı erteleyin dedik. Yanlış mı? Yok, hiç yanlış değil. Niye yanlış olsun? Herkes, devletler de herkes gibi zaman zaman borç ertelemesi isteyebilirler. Ama bakınız, bir kural vardır. Bir bankaya borcunuz varsa, büyük bir iş adamısınız, küçük bir iş adamısınız, esnafsınız, tüccarsınız, Ahmet'siniz, Mehmet'siniz. Hiç fark etmez. Bir bankaya gittiniz, bir şubeye ya da bir genel müdürlüğe. Borcunuzun ölçüsüne göre. Benim size borcum var. Bunu lütfen yeniden yapılandırır mısınız diye sorarsanız, banka elbette ilk baştan biraz itiraz eder. Kız evi naz evi olduğu gibi banka evi de naz evidir. Böyledir bu işler. Ama siz eğer o sırada öfkelenip sinirlerinize hakim olamayıp ödemiyorum borcumu derseniz bir daha 60 sene o bankada borç ertelemesi yaptıramazsınız. Bizim alacaklı bankalara yaptığımız işte bu oldu. Ya borçlarımızı bizim istediğimiz faiz oranlarını erteleyin ya da biz size bu borcu ödemiyoruz. Burada iş biter. Yani bankaların dünya piyasalarında alacakları kim bilir kaç trilyon dolar para var. Kim bilir kaç trilyon dolar. Bankalar sizin borcumuzu ödemiyoruz demenize aldırış etmezler. Uluslararası hukuka başvururlar.
Ya düşünebiliyor musunuz, küresel bir banka Türkiye'deki bir kamu bankasına ya da bir özel bankaya borç verecek, teminatını almayacak. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama ülkeyi yönetenler güvenin ne demek olduğunu bilmedikleri için işte böyle yanlışlar yaparlar ve sıkışırız. Onun için diyoruz ki, diyorum. Evet, yasaklamaya çalışıyorlar bunları. Ama ben uyarıyorum. Yıllardır da böyle benim gibi pek çok arkadaşımız uyarıyoruz. Yanlış yolda gidiyorsunuz. Bu hükümet bu zihniyetle Türkiye'yi uçuruma atar. Atar. İstemeden atar. İsteyerek atmaz. İstemeden atar. Yapılabilecek belli. Güven tazelemek. Güven tazelemek için Türkiye'nin dünyada yapabileceği bir numaralı iş tekrar hukuk devleti, demokrat olmak. Nasıl yapacağız? Parlamenter sisteme döneceğiz. Hemen parlamenter sisteme döneceğiz. Derhal, hiç vakit geçirmeden ve parlamentoyu yenileyeceğiz. Yeni bir başbakan, yeni bir kadro ile yönetecek. Cumhurbaşkanının bütün yetkilerini alacağız. Yeni cumhurbaşkanlığı, yeni cumhurbaşkanlığı makamı 1980'den önceki cumhurbaşkanlarının yetkileriyle devam edecekler. Söyledim daha önce. Bunu çok sık duyacaksınız benden. Et tekrarı, ah sen velev kâne 180. Bunu hep beraber halk olarak, milletçe bütün muhalefet partileri seslendirecekler. Bakınız, dün Meral Akşener bence doğru bir şey söyledi. Yani bu benim cumartesi günü, cuma günü anlattıklarıma denk düşen şeydi. Bir devlet masası kuralım. Türkiye bir defa hemen bir devlet masası kurmalı. Bütün siyasi partiler masanın etrafında olmalı. Kavgasız, dövüşsüz, gürültüsüz. Asgari müştereklerde bile değil hatta. El ele vererek azami müştereklerde buluşulmalı canlarım. Ve Cumhurbaşkanı'nın elinden yetki alacak kanunlar, anayasa değişikliği hemen meclise çıkarılmalı. Cumhurbaşkanları bir daha asla ve asla bir parti genel başkanı olmamalı. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2023 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığını rahmetli Fahri Korutürk'ün, Cevdet Sunay'ın yetkileriyle yapmalı. Cevdet Sunay da Fahri Korutürk de birer komutandılar. Canlarım benim. O askerler bile ihtilallerden sonra bize büyük yetkiler verin demediler. Yok, olmaz. Demokrasi bir tek kişinin büyük yetkiyle donatıldığı bir rejim değildir. Demokrasi kuvvetler ayrılığı ilkesinin eksiksiz uygulandığı bir rejimdir. Hukukun tam uygulandığı, yani yargının tam bağımsız olduğu bir rejimdir. Canlarım benim. Olmazsa ne olur? İşte hafta sonu dolar satarsınız piyasaya. 7 lira 10 kuruşun altına düşürürsünüz gıdım. Daha hafta başlamadan doğudan 7-10 üzerinde hareket başlar. Dolarda neden? Güvensizlikten. Güvensizlikten. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin en büyük sorunu ekonomiyi yönetenlere dünyada, yani küresel piyasalarda güven duyulmayışıdır. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın. Doğru.